Baba, biz Shorya gibi lüks bir hayat yaşamak istemiyoruz ki. Kamyonetten kazandığımız bize yetiyor. Şikayetimiz yok. Evet abi. Elimizden bu geliyor ve dürüstlükten şaşmadan bunu yapmaya devam edeceğiz. Ne Shorya'nın küstahlığına ne de Moit'in inadına katlanacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Amca, birlikte sabırla çalışıp mobil restoran işimizi yavaş yavaş büyüteceğiz. Burası Mohit Sharma'nın evi mi? Ne? Nasıl yani? Shorya mı göndermiş? Evet. Burası onun evi. Ne vardı? Mohit benim oğlum. Hukuk bürosundan geliyorum. Sözleşmeyi tamamlamak için Mohit Sharma'nın imzası gerekiyor. Sözleşme mi? Ne sözleşmesinden bahsediyorsunuz? Bakın, biz sözleşme filan hazırlatmadık. Ne? Ne yazıyor kızım? Ne oldu? Kızım, ne yazdığını bize de söyle. Amca, kamyonet. Ne dedin sen? Mohit kamyoneti satmış. O hain ekmek teknemiz olan yegane şeyi satmış. Kemiklerini kırmazsam onun görür o. O artık yetişkin çocuk değil. Onunla tartışma. Bundan daha beter ne olabilir ki Kanta? Her şeyi berbat etti. Amca, lütfen sakin ol. Ne olmuş yani, satıldıysa geri alırız. Mohit'le konuşup bir yolunu buluruz amca, merak Hayır, etme. Hayır Mehek, sırf oğlum olduğu için bu yaptığını yanına bırakacak değilim ben. Bırakmam yanına onun. Artık yeter, artık cidden yeter. Elimden kurtulamayacak. Ama... Göstereceğim gününü. Mohit, çık dışarı. Mohit, aşağı in. Nerede bu? Sakin ol. Sonal hamile. Kız korkacak. Öfkene hakim ol lütfen. Lütfen. Nerede o? Abi, Mohit evde yok. Dışarı çıktı. Nereye gitti? Gelir, merak Hayır, etme. Dur. Otur Hayır. Şöyle. Bugün abime engel olma. Mohit artık dersini almak zorunda. Belki de çocukken ona yeterince terbiye veremedik. O yüzden böyle bir şey yapmaya cesaret etti galiba. Eğer mekanı beğenirsem... Derhal satın almak istiyorum. Evet evet. %50'sini bir hafta içinde avans olarak vereceğim. Sen kendini iş adamı falan mı sanıyorsun? Ahmak, yer mi alıyorsun kendine? Söyle. Söyle. Dur amca. Dur, yeter. Yeter, yapma. Amca lütfen. Söyle, konuş. Konuş diyorum, ekmek teknemizi satıp üzerine bir de kendine yer Baba, mi alıyorsun? Yedin mi sen? Ne cüretle satarsın o kamyoneti? Cevap ver. İyi dinle. Kamyonet ismen sana ait olabilir ama o aslında hepimize ait. Lütfen. Dur. Kocan herkesin önünde tartaklanıyor. Sen de oturmuş izliyorsun. Yalvarıyorum sana, lütfen lütfen yapma, dur.
Amca lütfen vurma artık. Lütfen. Sen var ya sen tek geçim kaynağımızı elimizden aldın. Bu kız buna rağmen seni kurtarmanın peşinde. Azıcık utan. Mehek. Rol yapmayı kes. Böyle davranarak Moet'i daha da kötü duruma düşürme artık. Şital. Kantacığım, kimsenin damadım hakkında kötü konuşmasına izin vermem. Git kocana söyle bunu. El alemin içinde dövdü çocuğu. Kusura bakma Kanta ama anlaşılan oğlunun itibarı hiç umrumda değil. Ama benim umrumda. Anladın mı beni? Benim umrumda. Çünkü ben ona değer veriyorum. Anne, Moet'in ne yaptığına dair bir fikrin var mı? Elbette var. O her ne yaptıysa sen ve evladınız için yaptı, biliyorsun bunu. Onu anlamak yerine Mehek'in seni etkilemesine izin veriyorsun. Benden söylemesi Mehek'ten yana olarak yanlış yapıyorsun. Şital teyze, benden hoşlanmadığını biliyorum zaten. Ama ne diyeceksen sonra dersin. Şimdi olmaz. Sonra konuşuruz. Vah! Mehek'e bak hele. Moet'i aşağılatmak istedin ve onu herkesin göz önünde dövdürdün. Şimdi ben gerçek yüzünü ortaya çıkarınca sonra konuşuruz oluyor. Öyle mi Mehek Hanım? Hayır efendim, hayır. Herkes senin gerçek yüzünü görecek, tamam mı? Söylesene. Moet ne hata yaptı? Evin büyükleri emekli olacak nasılsa. O da işleri üstlenme kararı aldı. Yeni bir iş kurmak için kamyonetini sattı ama en azından sorumluluklarını yerine getiriyor. Bize iyilik yapmanızı istemiyorum. Sanki sorumluluk nedir biliyor da kendi işine bakıp bize sorun çıkarmasın, başka bir şey istemeyiz biz. Kamyoneti neden sattı? Baba, Mehek kamyoneti üzerime yaptı. Bu yüzden tek hak sahibi benim. Anladın mı? Sus lan, iyi edersin. Moet, hadi içeride konuşalım. İçeri girmek istemiyorum. Söyler misin bana? Sen kamyoneti üzerime yapmışken bu insanların beni sorgulamaya ne hakkı var ki? Bu insanlar hayatta kayda değer hiçbir şey yapmadılar ki. Ne bekliyorlar? Bu hayata katlanmamı mı? Kes artık. Delirdin mi sen Moet? Annem hakkında yanılmamış senin. Yalan ağzına yuva yapmış. Senin gibi kurnazını hiç tanımadım ben. Mehek, sen var ya, çocukluğundan beri muhteşem rol yapıyorsun. Sana ödül vermeliler. İyi kız rolünde cidden çok ustasın sen. Ailem seni daha çok seviyor. Sanki sen onların kızıymışsın da beni sokakta bulmuşlar gibi. Senin annen baban olmadığı için bu iyi kız rolleriyle benimkileri çaldı. Bunu yaparken de hiç utanmadın, aksine keyif aldın. Moet! Bağırarak doğru söylediğimi kanıtlıyorsun işte. Gerçekler acı değil mi? He? Moet! Sakın bir daha damadıma vurayım demeyin. Hepiniz elimde kalırsınız.
zorluk vardır. Sıkma canını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.